Herkese merhaba arkadaşlar yepyeni bir tadım testi ile karşınızdayız. Bugün karşımızda Patos, Kritos, Rainbow Özel üretim renkli cips var. Ben bu cipsi çok seviyorum şahsen baharat aramolu olduğu için ve gerçekten çok değişik bir tadı var peynirli gibi. Bakalım tadı değişmiş mi? Fark yapmışlar mı? Rainbow yani gökkuşağı diyor. Fakat sadece yeşil ve turuncu var. Bir de sıradan kendi rengi var. Pek gökkuşağı gibi olmamış ama olsun yine de. Ee, yanında kardeşim de var. Merhaba arkadaşlar. Onunla beraber tadacağız. Şimdi içindekilere bakalım. Ee, Bu arada ben mor var diyebiliyorum. Mor umarım vardır yani. Daha renkli, daha iyi. Bakalım. Işte. Her renkten tadacağız. Ona göre ne Renklere göre tat farklılıklarını söyleyeceğiz. Zaten pek farklı olacağını düşünmüyorum ama olsun. 576 KJ, 138 KJ, yağ 7.9, doğum 3.3, şekerler 1.4, tuz 0.5. Ee, aslında tuzlu olan şeylerin şekerinin fazla olması çok değişik. Fakat şeker ayrı bir tat katıyor gerçekten. Tuzlu olan çoğu şey tadı güzel olsun diye katıyorlar. Hemen ben şimdi içindekilere bakayım. Size özellikle söyleyecek bir şey ee, yok. 100 gram için veriliyor değerler. Bu 115 gram. Yani gerçekten içinde bulunan şey. Bir porsiyon içmiş öndekiler. Arkada 100 gram için yazıyordu. Yani 125'e 5 ile çarpalım yaklaşık. Direkt düz hesap yani yapmayalım. O şeker, tuz. Yine evet bayağı var yani. Şimdi hemen böyle buradaki kasemize koyacağız. Ve her renkten ayrı ayrı ikimiz de tadım yapacağız. Fikirlerimizi söyleyeceğiz. O zaman hemen tadalım. Evet arkadaşlar şimdi kaseye koydum. Her renkten bir tane alacağız. Şimdi bir dakika kamerayı ayarlayayım. Evet. Bazen oluyor öyle şeyler. Şimdi bir tane turuncu. Bir tane yeşil. Bir tane de sıradan renk olmak üzere kardeşime veriyorum. Şimdi bir de kendim alayım. Bir tane turuncu işi Bakalım. Umarım tadı güzeldir. İyi normali tadanın sonra evet. diğerlerine göre karşılaştıralım. Bu klasik baharatlısı. Ama sanki bana biraz daha şey geldi. Şekerli gibi. Daha az böyle tuzlu evet. tadı veriyormuş gibi. Güzel ama ben beğendim. İyi ki güzel. Şimdi turuncuyu tadalım, turuncu olanı. Turuncu da daha tozlu gibi. Evet daha baharatlımsı. Belki de renkten de ama hayır tozu daha acı var. Bana evet. acı tadı geldi. Tozu biraz acı. Acıyı hiç sevmem fakat <laughs> böyle aa ö, falan böyle, kötü olacak bu acı değil. Hmm. Ama yakıyor. O yakıyor şu an. Ama aşırı bir acı değil yani ben acıyı gerçekten sevmem çok acı olsa yerimde duramazdım şu an ya şimdi yeşille. Bu tamamen farklı. Bir tane daha yeşil tadalım mı? Çünkü acıdan ben pek alamadım. Ne dersin? Olur. Tamam vereyim sana da. Hmm. Hmm. Daha şekerli. Evet daha ım, ayrı bir tadı var. Öncelikle ben değerlendireyim. Sonra da kardeşim değerlendirsin. Sade olan cips. Sıradan cipsten biraz daha az e, tuzlu. Yani daha şekerlimsi gibi. E, çikolatalı cips çıkmıştı. Ben de kanalımda tanıtmıştım. Tadı öyle diyeyim. Belki biliyorsunuzdur onu. Ona daha yakın. Şekerlimsi yani. Daha az baharatlı gibi. Turuncu olan e, bunun asıl olanının yani gökkuşağı olmayan asıl orijinal olanının e, acılısı biraz daha yoğun baharat tadı varmış gibi. Yeşildi ise baharat ve tuz oranı daha az daha şekerlimsi e, ve acı yok. Sadece bu özellikle de renginden de acı imgesi veren turuncu da acı var. Ben genel olarak en çok beğendiğim sıradan oldu. Sıradan'dan sonra aslında acılı gerçekten çok güzeldi baharat oranı falan. Ama ben acıyı sevmediğim için maalesef onu sonuncu yapıyorum. En çok sevdiğim sıradan, sonra yeşil, sonra da turuncu oldu benim. Ee, <laughs> şey video yanlışlıkla durdu özür dilerim tekrar başlıyorum. Ee, ben değerlendirecek olursam e, orijinali çok el diyorum kusuruma bakmayın. Orijinali daha böyle tuz e, tuz yoksunu yani ne şekerli. Tuz yoksunu da güzel bir tabir olmadı. Ya yani daha tuzsuz. E, turuncu olan genzi yakacak kadar bir acılığı var ve daha tuzlu ve baharatlı, çok yoğunlar. Yeşildeyse e, yeşil daha çok böyle sıradanı düşünün. Yani bizim yediğimiz sıradanı düşünün. Onun daha baharatlı hali. Ben en iyi yeşil, sonra sıradan, sonra turuncu sevdim. Çünkü yeşil bana böyle daha çok damak tadıma uyuyor. Sıradan e, ikinci en sevdiğim oldu. Çünkü o da damak tadıma daha çok uyuyor ama ben acıyı tercih etmediğim için turuncu en sevmediğim oldu. Ee, özellikle alınır mı konusuna da gelelim. Bu arada teşekkür ederim. Ee, özellikle alınır mı? Bence alınabilir çünkü gerçekten güzel. Ayrı bir tad vermişler. Özellikle bu cipsi benim gibi çok seven varsa e, almalarını öneririm. E, güzel olmuş. Dediğim gibi böyle koni şeklinde gerçekten güzel cipsler. E, benim en sevdiklerimden biri. Fakat maalesef az boyutlu olduğu için hemen bitiyor. Daha fazla boyutunun olması bence güzel olmuş. Ben tavsiye ederim almanız konusunda. Ben de tavsiye ederim ama e, bence şöyle olsa daha güzel olurdu. eskiden bunların böyle konilerin ucunu geniş yaparlardı, parmaklarımızı sokardık. Sonra onları yoğurda bandardık. E, öyle geniş yapmaları daha güzel olur bence ya yani geniş yapsalar daha güzel olur. Genel olarak öyle. Fakat gökkuşağı deyince aklımıza farklı farklı renkler gelir. E, evet. Gökkuşağıyla renk olarak alakası yoktu. Sadece ilgi çeker diye yapmış olabilirler. Ama gerçekten tat açısından gerek, tasarım açısından ben çok beğendim. Ee, yani genel olarak böyle arkadaşlar. Evet bir tadım testinin daha sesim değişik geldi. Kusura bakmayın. gelenizme acı geldi. Ben de tam konuşurken böyle o falan böyle değişik çıktı. Kusura bakmayın. Ee, bir tadım test videosunun daha sonuna geldik. Sizlerle beraber bu videoyu çekmek çok güzeldi. Eee Böyle videolar istiyorsanız arkadaşlar yorumlarda belirtebilirsiniz. Bizim için çok güzel ve hoş bir video oldu. Ee, sizlere bu cipsi tadıp beğenip beğenmediğimizi, önerilerimizi anlattık. Yorum yaparsanız ve abone olursanız çok seviniriz. Böylece videolarımızdan eksiksiz haberdar olabilirsiniz. Daha sonraki videolarda görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın, takipte kalın, hoşçakalın.